Evet, ayarlamalarımızı yaptık. Dersimize başlayabiliriz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftadan itibaren kaldığımız yerden devam edelim. Bildiğiniz gibi örnek bir site üzerinde uygulama yapmaya başlamıştık. Bu örnek sitemiz barisjumla.baristurkçe.com'du. Şimdiye kadar kendisine Joomla'dan web sitesi hazırlayan, bu anlattıklarımıza göre bir web sitesi kurulumu yapan arkadaşımız oldu mu? Evet, Mehmet Bey var. Başka Joomla ile ilgilenen arkadaşımız oldu mu? Evet, Cemil Bey de var. Şimdi Joomla'da bildiğiniz gibi bazı nesnelerimizin, bazı içeriklerimizin Joomla web sayfası içerisinde yerleştirilmesini istiyoruz. Dolayısıyla metinlerimiz, menülerimiz, resimlerimiz, videolarımız gibi bazı uygulamaların sayfaların değişik bölümlerinde gösterilmesini istiyoruz. Joomla topografya adını vermiş olduğu sayfanın içerisindeki bazı modüllerin ve nesnelerin pozisyonlarının belirlemesini yaptığı bir bölüm vardır. Dolayısıyla bu bölümü site tasarımına geçmeden önce, site ile ilgili bir içerik planlaması yapmadan önce bilinmesi gerekiyor. Yani solda hangi menü olması gerekiyor, ortada hangi menü olması gerekiyor, şu alt kısımda ekleyecek olduklarımız yazıları nereye ekleyeceğizle ilgili bazı planlamaların baştan yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu planlamalar yapılmadan, bu planlamalar yapıldıktan sonra içeriğimizi Joomla'ya atayabiliriz. Şimdi gelin hep birlikte yine Joomla içerik yönetim sistemine giriş yapalım. Joomla içerik yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar öncelikli olarak sayfamızın hangi pozisyonlardan olduğunu bir görelim. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bu noktadan itibaren sayfamız içerisinde anlamlı bir ilerleme yapabiliriz. Şimdi Joomla'da arkadaşlar şuradan web sitemizi bir tekrar açalım. Web sitemizi açtıktan sonra sayfamızın temasının sabit bir tema olduğunu görelim. Burada sabit bir tema değil de farklı temalar üzerinde de işlemler yapabiliriz. Bunun için Joomla yönetim panelini açtıktan sonra eklentiler bölümünden eklenti yöneticisi kısmından seçmiş olduğumuz herhangi bir şablonu sitemize yükleyebiliriz. Dolayısıyla Joomla'nın kurulumu diye çok daha kolaydır. Yani template'imizi ya da temamızı seçtikten sonra buradan yükle ve kur butonuna tıklamamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Daha sonra yine ilave modüller ve ilave bileşenler buradan ekleyebiliriz. Şimdi mevcut şablonumuzu bir görelim. Mevcut şablonumuzu eklentiler menüsü altından şablon yöneticisine tıklayarak görebiliriz. Mevcut şablonumuzun içerisinde şu an için karşımızda olan, şuradan sayfamızı küçültecek olursak biraz alt taraftaki kaydırma çubuğundan bunu görebiliriz. Şöyle birazcık çekim alanı içerisine yerleştirmek istiyorum. Şu kısımdan arkadaşlar bakın, iki tane varsayılan olarak işaretlenmiş bölümümüz var. Varsayılan olarak işaretlenmiş bölümümüzün içerisinde bunlardan bir tanesi bakın yönetim panelinin arayüzü, diğeri de default adını vermiş olduğumuz sitemizin arayüzü. Herhangi bir temada bir değişiklik yapalım. Mesela atomik temayı şuradan seçelim. Atomik temayı seçtikten sonra varsayılan yap dersek otomatik olarak temamızın şablonumuz değişmiş olacak. Ve böylece de bakın şu an için şablonumuz, temamız atomik oldu. Şu anda bir önceki temayı görüyorum. Bir önceki temayı değiştirmek için buradan F5 tuşuna bastığım zaman temanın atomik şablon teması olduğunu buradan görüyorum arkadaşlar. Tabi internette küçük bir problemimiz var. Ondan dolayı küçük gecikmeler olabilir. Dikkat ederseniz sitemizin arayüzünün, tema arayüzünün komple değiştiğini görüyorum. Burada yine direkt olarak mesela Biz 5 temasını görelim. Direkt varsayılan yapı buradan tıkladığımız zaman bir öncekini iptal edecektir. Daha sonra bir sonrakini aktif hale getirecektir arkadaşlar. Buradan
yine bir sonrakinin aktif hale geldiğini görüyoruz. Joomla 2.5'te önceki versiyonlarda olduğu gibi bu versiyonda da arkadaşlar bir saniyenizi rica ediyorum. Önceki versiyonlarda olduğu gibi bu versiyonlarda da 4 tane site arayüzü, 2 tane de yönetici arayüzü bulunmaktadır. Şuradan tekrar site arayüzüne gelip de F5 tuşuna bastığımız zaman sitemizin arayüzünü değiştiğini görüyoruz. Bakın bu da yine farklı bir arayüz. Biz yine bir önceki arayüzümüz olan şuradaki default olarak şurayı bir diğerini seçelim. Biz 20'yi seçelim bakalım. Neler karşımıza gelecek? Buradan şuradaki işlem bitti mi ona bakalım. Evet. F5 tuşuna basalım. Bakın eski halimizde geri geldi. Şimdi buradan arkadaşlar yapmamız gereken bir işlem var. Şu sağ üst köşedeki seçenekler kısmını tıklayalım. Butonu tıklayalım. Karşımıza gelen pencerede bakın şöyle bir mesaj var. Şablonlar için genel yapılandırma. Modül konumlarının ön izlenmesini aktif hale getirmek istiyor musunuz? Varsayılan olarak bu kısım aktif değil. Biz bunu aktif hale getiriyoruz. Etkinleştirildi diyoruz. Etkinleştirildi dedikten sonra kaydet ve kapat butonuyla modül pozisyonlarının ön izlemesini aktif hale getiriyoruz. Peki modül pozisyonları nedir? Onları hemen bir görelim. Sitemizin hemen akabinde slash index nokta bakın index nokta pardon index nokta php soru işareti tp topografya demek arkadaşlar. Topografyasını çıkarıyoruz. 1 diyoruz. Ve buradan enter tuşuna bastığımız zaman sitemizin nesnelerinin, bileşenlerinin ve modüllerinin yerleştirilmiş olduğu pozisyonları görüyoruz. Peki nedir bunlar? Sıradan bakalım. Sitemizin en üst kısmında aramanın bulunmuş olduğu bölüm pozisyon 0'dır arkadaşlar. Bunları şimdi not alalım. Daha sonra içeride uygulama kısmında görelim. Arama pozisyon 0'da. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Aşağı doğru geldiğimiz zaman. Bakın şurada bir içerisinde herhangi bir veri olmayan bir pozisyon 2'miz var şu an burada. Burada da buradasınız yazısı çıkıyor. Buraya buradasınız P2'de pozisyon 2'de. Tekrar bakın şu yukarıdan bakıyoruz herhangi bir pozisyonumuz var mı? Hemen sol tarafa bakıyoruz. Bakın sol taraf pozisyon 7. Yani soldaki menülerin bulunmuş olduğu kısım pozisyon 7. Sol üst menü P7'de. Sonra bakın outline dediğimiz ana çerçeve pozisyon 12'de arkadaşlar. Pozisyon 12'de. Şuraya outline yazıyorum. P12'de. Ve P12'nin bunun çalışmaya başlamadan önce bir çıktısının alınmasında ve sitenin pozisyonlarının belirlenmesinde çok önemli bir faydası olacaktır arkadaşlar. Hemen altında yine bakın altına bir menü daha eklenmiş. Bu da pozisyon 7'de. Altına bir menü daha eklenmiş. Kullanıcı girişi kısmı eklenmiş. Bu da pozisyon 7'de. Bakın hemen onun altında şu an için herhangi bir içerik bulunmayan pozisyon 5 var. Bu arkadaşlar temadan temaya değişir. Yani özellikle ücretli satın almış olduğunuz temalarda bu pozisyonların yerleri farklıdır. Sol tarafa farklı bir numara verilebilir. Sağ tarafta ise farklı bir şey olabilir. İlave pozisyonlar olabilir. Arzu ederseniz sizler de site içerisinde pozisyon tanımlamaları yapabilirsiniz. Örneğin buraya bir tane daha araya pozisyon girebilirsiniz. Ama şu an için genelde Joomla'nın standart yerleşiminde solda, ortada ve sağda menüler ve içerik oluşturulacak modüller otomatik olarak ayarlandığı için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Ya da arzu edilen, istenilen bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek niteliktedir. Profesyonel bir Joomla kullanıcısıysanız kendiniz pozisyon ekleyebilirsiniz arkadaşlar.
Hemen sol taraftaki pozisyon tanımlamalarını bitirdikten sonra yine dedik ki sol tarafta kullanılmayan bir pozisyon bölümü var. Burası da pozisyon 5. Ortaya geldiğimiz zaman burada pozisyon 12'yi görüyoruz. Pozisyon 12'nin içerisinde ana sayfada gösterilen bir takım makaleler ve içerikler bulunmaktadır arkadaşlar. Hemen sağ tarafta pozisyon 6, pozisyon 8 ve pozisyon 3'ü görüyoruz. Sağ tarafta. Biz buna sağ menüler diyoruz. Sağ menüler içerisinde P6 en üstte, onun hemen altında P8 ve onun hemen altında P3'ün olduğunu görüyoruz. Şu an için burada herhangi bir içerik girilmiş değil, ancak içerikler girilebilir pozisyondadır. Dikkat ederseniz sayfamıza tekrar girdiğimiz zaman şurada bir şeyi dikkatinizi çektiğinizi umuyorum. Joomla.barisgokce.com dediğimiz zaman sağ tarafta bir pozisyon tanımlı olmasına rağmen şuradaki içeriğimin sağ tarafa hizalandığını görüyorum. Yani sayfaya tam olarak kapladığını görüyorum. Biz bunlar arkadaşlar tablo tanımlaması yapıldığı için yüzer tablo adını veriyoruz. Yüzer tablonun içerisinde sağ tarafta herhangi bir içerik olmazsa Joomla içeriği otomatik olarak yayar. Ancak siz buraya bir içerik girerseniz otomatik olarak bu içerik toplanır ve ortaya gelir. Hemen yukarıda burada kaçırdığımız herhangi bir pozisyon var mı diye bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Yine hemen alta gelelim arkadaşlar. Bakın altta ortaya 3 tane yerleştirilmiş bir pozisyon var. Bunlar pozisyon 9, pozisyon 10 ve pozisyon 11. Siz isterseniz alttaki bu 3 tane pozisyonu ya da 3 tane katmanı, 3 tane içerik bölümünü siz 4'e ya da 5'e çıkartabilirsiniz. Bunun için bir modül pozisyon tanımlaması yapmanız yeterli. Şimdi hemen altında footer adını vermiş olduğumuz sayfa alt bilgisini bulmuş olduğu bir pozisyonumuz var ki bu da arkadaşlar pozisyon 14 diye geçiyor. Dolayısıyla biz buraya alt bilgi diyoruz. Alt bilgi P14 olarak karşımıza geliyor. Şimdi buralar bizim için neden önemli? Sayfamızı yeniden şekillendirirken bu pozisyonları kullanacağız arkadaşlar. Bakın buradasınız kısmı P12'de. Şimdi burayı sürekli olarak aktif hale getirmenizi uygun görmüyoruz. Çünkü burası aslında sitenizin genel yapısıyla ilgili kullanıcılar, yani Joomla kullanıcılarına bir bilgi verilmiş oluyor. Bu yüzden işiniz bittikten sonra ayarlar kısmından bu kısmı kapatmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi gelelim tekrar yönetim panelimize. Eklentilerle ilgili kısmımızda şablon yöneticisiyle ilgili temel bilgiyi verdik. Sadece bu kısımda pozisyonlarla ilgili değil. Yine bir küçük detay daha size iletelim arkadaşlar. Nedir bu küçük detayımız? Burada yine menülerin hizalanması var arkadaşlar. Menülerin alt alta hizalanması. Yine burada dikkat ederseniz About Joomla diye bir menümüz var. About Joomla'nın altında, şuraya geçecek olursak About Joomla'nın altında alt menülerimiz tanımlanmış durumda. Mesela Getting Started dediğimiz kısmın içerisinde yine alt menüler şuradan alt menü içerik olarak tanımlanmış durumda. Pardon, menü olarak değil, içerik olarak burada tanımlanmış durumda. Bununla ilgili olarak yine menüler kısmında detaylı bilgi göreceğiz. Hemen sağ tarafa bir bakalım. Hemen sağ tarafımızda yine sarıcı dediğimiz sayfamızın içerisinde bulunan katmanların büyüklük küçüklük olarak yerleşimini bize gösteriyor. Yine şu kısımda logomuz var. Joomla Black nokta GIF diye bir logomuz var. Bu logomuzu burada görebiliriz. Şu logomuzu buradan değiştirebiliriz. Yine işte başlığımız Joomla olarak karşımıza geliyor. Bunu Joomla değil de yine Barış Gökçe olarak değiştirmek istiyorum. Site açıklaması, kişisel web sayfama hoş geldiniz. Yine gezinme konumunu içerikten önce, içerikten sonra yapabilirsiniz. Yine kişisel rengi yapabilirsiniz. Kaydet ve kapat dediğimiz zaman burayla ilgili ayarlarımızı değiştirmiş oluyoruz. Şimdi asıl önemli olan kısım
sitemizin hızlı bir şekilde kendimize göre şekillendirilmesi. Şu topografi kısmını kapatıp ya da şunu sol tarafa alalım arkadaşlar. Bir site oluştururken genellikle kategori seviyesinde içerik oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Biz bu çalışmamıza özellikle içeriklerden başladık ki bazı içerikleri temizleyip üzerinde değişiklik yaparak gideceğiz. Çünkü bu bize bir takım işlemleri yapmamızda kolaylık sağlayacaklar arkadaşlar. Şuradan içerik kısmına tıklayıp öncelikli olarak kategori yöneticisini bir düzenleyelim arkadaşlar. Kategori yöneticisini düzenledikten sonra kategorinin içerisinde olması gereken makaleleri yeniden düzenleyebiliriz. Burada Joomla tarafından oluşturulmuş, buradan tümünü görüntüle dediğimiz zaman ana kategoriler ve alt kategorileri görüyoruz. Joomla'nın 1.5'ten yeni versiyonların 1.5'e göre en büyük üstünlüğü sınırsız alt kategori oluşturabiliyoruz. Sınırsız alt kategori içerisinde yine listelemeler yapabiliyoruz. En büyük özelliği bu. Şu an için sitemizde bir kategorilerde değişiklik yapalım. Bu kategorilerde değişiklik yaparak gidelim. Dikkat ettiyseniz Joomla sitesi kategorize edilmiş örnek veri makaleleri diye bir ana kategori oluşturmuş. Ana kategorinin altına diğerlerini yerleştirmiş. Ve yine kategorize edilmemiş bilgilerin bulunduğu bir bölüm var. Bunu da kategorize edilmemiş olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Şuradan bunu aynı şekilde gelip hemen Türkçeleştirelim. Onun altına direkt tanımlamalarımızı yapalım. Burada önemli bir husus var arkadaşlar. Bu da şurada hemen size bahsedeceğim. Örnek veri makaleleri. Biz de buraya burası web sitesi, web sitem diyelim. O şekilde yapalım. Yine aynı şekilde bunu kopyalıyorum. Kesinlikle şu takma at kısımlarını değiştirmemiz gerekiyor. Takma at nedir? Bundan bir kısaca bahsedelim. Hemen açıklamada da bize gösteriyor arkadaşlar. Takma atlar arama motoru dostu adreslerde kullanılacaktır. Burayı boş bırakın ve Joomla başlığını aldığı varsayılan değeriyle doldursun. Burada burayı sildiğimiz zaman ve şuradan kaydet dediğimiz zaman otomatik olarak başlığı kendisi buraya ekleyecektir. Herhangi bir alt kategori eklemiyoruz. Kaydet ve kapat diyerek buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Web sitemi oluşturdum. Bu benim ana kategorim. Hemen ana kategorimin altında arkadaşlar yeni bir kategori oluşturuyorum. Bu kategorileri birazdan sileceğim. Çünkü bunlara bakarak buradaki hiyerarşik yapıyı görerek oluşturmak istiyorum. Hemen şuradan yeni diyorum. Yeni bir kategori ekleyeceğim. Yeni bir kategorinin içerisinden dersler ne diyelim? Ders notları diye bir kategori ekleyeceğim. Ders notlarının içerisinden bakın üst kategori diyor. Üst kategori web sitem kategorisi olacak. Web sitem kategorinin içerisinde yayınlandığı herhangi bir şey yapmıyorum. Şuraya bu kısımda ders notlarımızı ders notlarımı görebilirsiniz. Görebilirsiniz diyelim. Daha sonra şuradan kaydet ve kapat diyelim ders notları. Yine birkaç bakın aynı seviyede ekledim. Bu tabii şu anda en alta gelmiş oldu. Ben bunu en üste çıkarayım. Şunu 2 numara dersek pardon. Şu Joomla'yı 1 numaraydı. Bunu 4 yapalım. Bunu 2 yapalım. 1 yapalım arkadaşlar. Şunu kaydet dediğim zaman ders notlarını içeri çıkarmış oldum. Dolayısıyla bakın ders notlarının üste geldiğini görebiliyorum. Şimdi ders notlarını üste çıkardım. Ders notlarımın altında 2 tane ders tanımlamak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde yeni diyorum. Buraya ders notlarımın altında hemen Java diyeyim. Java diye bir ders notu oluşturalım. Bakın ders notlarının altına oluşturdum bunu da. Yine bu bölümde Java ders notlarını bulabilirsiniz. Kaydet ve kapat diyorum. Hızlı bir şekilde işlemleri yapmak için. Bakın bir alt seviye daha kategori oluşturdum. Ders notlarımı içerikten ayırmak istiyorum. Bir kategori daha ekliyorum bu yüzden. Kategoriye göre
Şuradan arkadaşlar hemen buraya site içeriği, site genel içerik diye bir şey ekliyorum. Site ile ilgili genel bilgilerimi burada tutmak istiyorum. Dersle ilgili değil de site ile ilgili genel içeriklerimi. Burada kaydet diyorum. Bir önemli bir konu var. Bakın dikkat et. Burada büyük harfleri küçük harfe çevirdi. Ç'leri C yaptı. Türkçe karakter olduğuna emin olmamız gerekiyor. Herhangi bir şey yapmamıza gerek yok ama üst olarak web sitem kısmını ekleyeceğim. Kaydet ve kapat diyorum arkadaşlar. Yine bir sayfamızda slideshow, değişen resimler kullanmak istiyorsak buraya da yeni bir tane daha kategori ekleyelim. Yeni bir kategori dedi arkadaşlar. Hemen yeni bir kategori, biraz internette sanırım sıkıntımız var, ona bakalım. Şuraya da slideshow diyelim. Yine neyin içerisinde olsun? Web sitemin içerisinde olsun. Slideshow orada göstersin. Kaydet ve kapat diyelim. Şimdi birazdan bunların hepsini sileceğim. İçerik ekledikten sonra bunu sileceğim. Bir de web sitem dedikten sonra bazı kategorize edilmemiş makalelerimiz olabilir ki oluyor bunda. Bir tane kısmı burada Joomla'nın yaptığı gibi biz de arkadaşlar kategorize edilmemiş olarak isimlendirelim. Kategorize edilmemiş diyelim. Bakın uncategorized'ı silelim. Şuradan bakalım Türkçe karakter kullanacak mı takma hatta. Bizim için önemli. Burada Türkçe karakter olmamasına özen göstermemiz gerekiyor. Evet, çok güzel. Türkçe karakteri yok. Neyin içerisinde üst şeyimiz yok. Yani dolayısıyla bir kök kategori olmuş oluyor. Kaydet ve kapat diyoruz. Şimdi burada burası çok önemli bir noktaydı. Joomla'da içeriğin neredeyse tamamını kategori temelli yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla kategori yöneticisi bizim için çok önemli. Kategori yöneticisine göre kendi çalışmalarımızı sınırsız alt kategori oluşturabiliriz ya da birkaç ana kategori içerisinde oluşturabiliriz. Derslerimizi tanımladıktan sonra genel içerik içerisine birazdan menüler ve içerik tanımlaması yapacağız arkadaşlar. Şimdi kategori yöneticisinde işlemlerimiz bitti. Gelelim şuradan içerikten makale yöneticisine. Makale yöneticisinde de sitemizin içeriğiyle ilgili bazı bilgiler yükleyeceğiz. Bunlar mevcut şeylerin üzerinde de değişiklik yapabileceğimiz gibi kendimiz de yeniden içerik oluşturabiliriz. Buradaki Joomla tarafından oluşturulmuş hazır içerikler, ben Joomla tarafından hazır oluşturmuş içeriklerin yerine kendim bir içerik oluşturmak istiyorum. Buradan en kolay yapılacak şey kategoriye göre sınıflandırmanın yapılması. Örneğin ders notları ana kategoriye de bir eklem yapabilirim ama ben Java içerisine direkt çağırmak istiyorum. Java içerisinde şu anda hazırlamış olduğum bir tane kategori yok ve buraya yeni diyorum. Bir tane bu sefer içerik ekliyorum arkadaşlar. Normalde Java'yı da gruplandırmam gerekebilir ders konularına göre. Ama Java'yı gruplandırmadan altına sadece ders notlarımın olduğu bölümü anlatacağım. Buraya Java giriş diyorum. Altına herhangi bir şey yapmıyorum. Kategorim yayınlandığı, erişim public seviyesinde herkesin erişebilecek olduğu bir şey. Dikkat ederseniz burada içerik eklemeyle ilgili çok sınırlı sayıda bir takım özellikler var. Bu özelliklerin arttırılması gerekiyor. Hemen birkaç cümleyle sayfamıza giriş yaptıktan sonra burayla ilgili buranın özelliklerini arttıralım arkadaşlar. Bu şuraya Java giriş diyelim. Java giriş dedikten sonra sayfamızda, bilgisayarımızda olan bir tane ders, şuradan ders notlarımıza bakalım arkadaşlar. Şuradan hemen bir iki ders notu aktaralım. İnternetten faydalanmış olduğumuz bazı kaynaklar var. Oradan bir tanesini açalım arkadaşlar. Java'nın tarihçesinden bahsetmiş. Hemen şuradan bir sayfa kopyalayalım. Gelelim şuraya. Arkadaşlar atalım. Pardon. Evet. Herhangi bir şeyim yapmıyorum. Düzenlemeyle uğraşmıyorum arkadaşlar. Şurada ilave seçenekler var. Buradaki bütün ilave seçenekleri tek tek anlatmak istemiyorum. Bazı
siz artık bazı şeyleri kendiniz keşfedebilirsiniz. Ben ana önemli olan şeylerden bahsetmek istiyorum. Kaydet ve kapat dedim. Yine aynı şekilde siteyle ilgili bakın bir tane makale oluşturdum. Makale demek burada içerik demek. Bir sayfanın içeriği. Yine tekrar yeni bir makale Java içerisinde bir tane ekledim. Daha sonra yine ders notlarının içerisinde bir de site genel içeriğin içerisine bir şeyi ekleyelim. Nedir mesela bunlar? Şuradan bir örnek bakacak olursak. Mühendislikeğitim.com'dan hemen bazı şeyleri kopyalayarak aktarabiliriz diğer sitemizden. Hızlı bir şekilde yeni diyelim. Yeni bir şey oluşturalım. Yeni de hemen şuraya hakkımızda diyorum. Yine hakkımızda kısmında şuradaki yazıyı hemen buradan alıp sayfama aktarıyorum. Evet, şu kısmı alıp hakkımızda kısmına aktardım. Bu da hazır. İçeriğim hazır. Şimdi gelelim bu özelliğin artırılmasına. Bazı tablo, flash nesnesi, resim yükleme gibi işlemleri yapabilirsiniz. Bunun öyle güzel bir özelliği var arkadaşlar. Bunun için hemen kaydet ve kapat dedikten sonra şimdi eklentiler kısmından uyumlu ek yöneticisi diye bir bölüm var arkadaşlar. Uyumlu ek yöneticisi. Uyumlu ek yöneticisine tıklıyorum. Metin editörü ile ilgili ayarlamalarımı yapıyorum. Metin editörü ile ilgili ayarlamalarım nedir? Hemen şuradan diğerlerini hızlı bir şekilde seçelim. Bütün şeylerimiz burada. Metin editörüm arkadaşlar. Metin düzenleyicim. Yine tinim C diye bir editör. Bu editörün içerisinde genel özelliği bu editörün gelişmiş özellikte. Eğer gelişmiş değil biz bunu genişletilmiş olarak değiştirirsek şayet gelişmiş değil de genişletilmiş olarak değiştirirsek yine varsayılan arayüzü Windows Office arayüzüne de dönüştürebilirsiniz. Kaydet ve kapatıyorum tekrar. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Burada dil kodunu tabi TR dememiz gerekiyordu. Burada küçük bir ayarlama daha yapalım tekrar. Pardon arkadaşlar. Şuradan dil koduna TR diyeceğiz. Hemen şuradan içerik kodlaması ham. Buradan TR diyeceğiz arkadaşlar. Çünkü dil kodunu ona göre yerleşecek. Soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru. Bizimki soldan sağa doğru olacak şekilde. Yine yasaklanmış öğeler herhangi bir script, applet ya da iframe kullanamam. İstiyorsanız buradan ekleyebilirsiniz. Kaydet ve kapat diyelim yine buradan. Buradan yine içerik yöneticisine yine diğer bölümler var. Burada uyumlu ek yöneticisi tabi bunda var mı bir bakalım. Evet yasak LDAP'a gerek yok şu an için akıllı arama. Kod renklendirme burada hazır olarak varmış. Şimdi yine hızlı bir şekilde arkadaşlar içerikten makale yöneticisine geldiğimiz zaman bir makale daha ekleyelim. Ne olsun bu da menü olarak birazdan göstereceğiz. Ders notları yine bir tane daha makale ekleyelim. Şuraya yeni diyelim genel içeriğine. Bu kısma da projeler diyelim. Yine bu bölümde bakın pardon neden buradan bir kapatalım tekrardan açalım. Burada bir problemimiz var. Şuradan var olan bir makaleyi düzenlemeye çalışalım. Niye bu hatayı verdi?
Evet, çok ilginç, buradaki şeyi göstermedi. Herhangi bir işlem de yapmadı. Allah Allah. Çok enteresan tabii şu anda. Bu uyumlu ek yöneticisine girelim tekrar. Tabii sanırım dil kodlamasından kaynaklanan bir hatamız var. O dil kodlamasını tekrar değiştirelim arkadaşlar. Oradan sanırım problem. Şuraya ene kalsın yine. Public yine genişletilmiş olarak görelim tekrar. Şuradan içerik makale yöneticisine bakalım. Yine hakkımızda kısmını inceleyelim. Evet, biraz önceki dilden kaynaklanan bir problemdi. Bakın dikkat ettiyseniz burada çok daha genişletilmiş özellikler var. Kopyalama, yapıştırma, çoğaltma, resim ekleme, link ekleme, simge ekleme gibi birçok özellikler buna eklenmiş durumda. Aynı zamanda kelime sayma özelliği gibi özellikler de buna eklenmiş durumda. Şuradan bunu kapat diyelim. Dille ilgili uyumluluk problemi olduğunda sanırım biraz önceki hatayı bize verdi. Şimdi makaleyi ve içeriği buna göre oluşturuyoruz. İçeriklerimizi arttırabiliriz. İki tane içerik oluşturmuştuk. Bir makale daha ekleyelim. Bir makale daha ekleyelim arkadaşlar. Buna da yine projeler diyelim. Bu bölümde projelerimizi görebilirsiniz diyelim. Burayı da kaydet ve kapat diyelim hemen. O kaydet ve kapat dediğimiz zaman otomatik olarak bakın kategori site genel içerik oldu. Site genel içeriğe bunu ekledik. Yukarıdan bir önceki sayfadan hangi kategoriyi seçtiysek o kategorinin içeriği gelmiş oldu arkadaşlar. Yine evet, internetten kaynaklanan bir problem. Şuradan kategoriden site içerik diyelim. Yeni diyelim. Site genel içerik. Projeler. Bu bölümde proje. Evet. Bakın dil kontrolü de yapıyor. Türkçe dil kontrolü de. Kaydet ve kapat diyelim. Evet, sayfamız. Evet, yani sebebini anlayamadığımız bir problem var ama bunu tabii şuradan kapat diyelim. Sunucudan kaynaklanan bir problem de olabilir. Ya da sayfadan kaynaklanan bir problem de olabilir. Şimdi evet. Gelelim, şimdi bunlar bizim için yeterli olur. Gelelim menülere. Menüler bizim için önemli. Şimdi menülerin yerleştirilmesini yapalım. Menülerde arkadaşlar varsayılan olarak ana menü oluşturulmuş. Ana sayfa menüsü oluşturulmuş. Diğerleri de oluşturulmuş. Biz bu menü yöneticisinden main menü değil de biz bunu ana menü olarak ismini değiştirelim. Bakın şuradan seçip düzenle dediğimiz zaman bir ana menü olarak bunu başlığa ana menü. Burada
Bu menünün sistem ismi, burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum çünkü burası eklentileri bölümündeki modüllerle ilişkili. Ama sadece başlıkta değişiklik yapıyorum. Alıştırma açıklama kısmında ise yine işte ana menüsü diyorum. Buradan kaydet ve kapat diyorum arkadaşlar. Evet. Ana menüyü oluşturduk. Diğer menüleri de buradan oluşturabiliriz. Fakat burada bilmemiz gereken bir kısım var. Bu kısım kullanıcı, bakın, menüye bağlı modüller diyor. Bu menüye bağlı modüller Registered User kullanıcı menüsü var aynı zamanda. Bu kullanıcı menüsü kayıtlı kullanıcıların menüsü. Aynı zamanda bu pozisyon 7'de ortaya çıkacak. Bu menüye bağlı modüller arkadaşlar. Ana menüye bağlı modüller. Tabii burada tepedeki ana menü değil, bu pozisyon 7'deki ana menü. Bir ana menümüz daha var. O da burada. Ana sayfa. Bu da içerisinde 11 tane eleman olan. Bakın ana menü içerisinde Home, Sitemap, Login, Sample Site dediğimiz. Bakın şurası. Home, Sample Site ve Joomla.org temel kısımların olduğu bölüm. Şuradan bakın bir ana sayfada değişikliği görelim. Şu baştaki kısmı alalım. Bu bölüme geri geldiğimiz zaman, ana sayfaya geldiğiniz zaman bakın. Şuradan şu liste kısmı yazan yer, home, sitemap yazan yer. Fakat tabii şuradaki ana sayfa yazısını da değiştirmemiz gerekiyor. Buradan şuraya giriyoruz. Home yazan kısma. Hemen bu menüler içerisinde buraya ana menü diyelim. Home page kısmını kaldıralım takma at olarak. Ve bunu kaydet diyorum. Kaydet dediğim zaman şuradan evet. Bakın F5 yaptığım zaman şuranın tabii başlıkta değişiklik oldu ama neden burada bir değişiklik olmadı ona bakalım. Şurada menü yöneticisine geri dönelim. Evet, menüler içerisinde ana menümüz bir burada var, bir de main menümüz burada var arkadaşlar. Sanırım bu ikisini şurası main menü. Bir dakika, sanırım şurada. Evet, şurada değişiklik oldu. Üst alt kısımda değişiklik oldu arkadaşlar. Biz üst kısımda değişiklik yapmak istiyoruz. Şuraya tıklamamız gerekiyor. Bir geri gelelim. Şurayı bir tıklayalım. Bu kullanıcı menüsü. Main menü içerisinde yine sol tarafı gördük ama neden bu şurayı göremiyoruz onu anlamadım. Sample sitesi diyor. Örnek siteler. Tekrar main menü. Tab. About Joomla. Şöyle menüye bakalım. Evet şurası. Üst menü diye bunu yeniden adlandıracağız. Üst yatay menü diye bunu tekrardan adlandıralım. Şuradan bir geri gelelim. Menülerden, menü yöneticisinden. Şöyle tab menü kısmına gelip düzene dediğimiz zaman tab menü yazan yere üst menü diyelim. Üst ana menü. Menü türü tab kalabilir.
üst ana menü diyelim buraya da. Kaydet ve kapat diyelim arkadaşlar. Şimdi buradan artık menümüzün içerisindeki öğeleri değiştirebiliriz. Menüler kısmından üst ana menü içerisindeki diğer menülerimizde değişiklik yapabiliriz. Burada home yazan kısmı ana sayfa diye değiştirelim. Hemen şuraya ana sayfa. Yine takma at olarak da ana sayfa kullanacağız. Burada çok önemli bir konu var. Ondan size bahsetmek istiyorum. Bunu bir kaydet diyelim şimdilik. Şuradan örneğe bakacak olursak, bakın F5 diye buradan tekrardan yeniliyorum sayfayı. Şurası ana sayfa olarak değişti. Şimdi ana sayfaya tıkladığınız zaman, diğer sitelere tıkladığınız zaman içerik yerleşimi farklı. Mesela örnek siteler menüsüne tıkladığımız zaman içerik yerleşimi değişti. Ana sayfaya tıkladığımız zaman içerik yerleşimi daha da farklılaştı. Bunun için arkadaşlar sadece ana sayfaya özel bakın bir şeyimiz var. Nesnemiz bir içeriğimiz var. Menü üyesi türüne de şuradan seç diyerek arkadaşlar çıkmaz menüye tıkladığımız zaman karşımıza gelecek olan içeriği belirliyoruz. Burada arkadaşlar bir önceki şeyden bakacak olursak menü üyesi takma adları şuradan bu diğer menülerle olan ilişkisi şuradan bakabiliriz. Makale değil, arşivlenmiş içerik, öne çıkan makaleler bu da değil. Tüm haber beslemeleri kategorileri bu da değil arkadaşlar. Yine şuradan web bağlantıları değil. Harici adres, menü üyesi takma adları. Bakın şu menü üyesi takma adları. Menü üyesi takma adları burada sayfanın diğer sayfayla olan ilişkisini gösteriyor. Buradan kaydet ve kapat diyelim. Şimdi aynısını bir de menüler içerisinde main menüde biraz önce oluşturmuş olduğumuz şurada ana menüye bakalım. Ana menüde ise bakın dikkat ederseniz karşımıza gelen şey öne çıkan makaleler. Öne çıkan makaleler şurası ana sayfada oluşturulmuş şekilde veriyor. Ana sayfa için genelde kullanmış olduğumuz bu öne çıkan makaleler arkadaşlar. Diğerlerinde ise farklı. Şimdi menülere girelim. Biz fazlalık olanları kaldıralım. Ve biraz önceki oluşturmuş olduğumuz içerikle eşleştirme yapalım. Bunu kapatıyorum şu anda. Pardon yanlış yere bir tıkladık. Bunu kapat diyelim. Şimdi kendimiz bir menü oluşturalım. Menüler içerisinden şurada menü yöneticisine geliyorum. Diğer menüleri kaldırıyorum. Buradan Free Shop menüsünü kaldırdım. Sol alt köşedeki main menüsünü kaldırdım. Australian Parks'ı kaldırdım. About Joomla'yı kaldırdım. Üst ana menüyü kaldırdım. Bunları şu anda yayından kaldırıyorum. Ya da direkt de silebilirim. Şu üst ana menü kalabilir. Diğerini de kaldıralım. Şuradan sil diyelim. Sil dedim. Tabii herhangi bir silme işlemi gerçekleştirmedi. Çünkü diğerleriyle olan ilişkisinden dolayı. Yayından kaldır diyelim. Tabi yayından kaldır içerik olarak yok. Neyse üst ana menüye geri gelelim. Burada bir menü eklememiz gerekecek. Şu sample örnek siteler ve Joomla kısmını arkadaşlar şuradan harici adres demiş. Bunu kaldıralım. Sil diyelim. Sadece ana sayfa kısmı kalsın. Ana sayfa kısmında da şurasını artık seç kısmını öne çıkan makaleler diye ekliyorum. Ve kaydet ve kapat diyorum. Öne çıkan makaleler. Böylece diğerlerini silebileceğim. Şimdi yeni bir menü ekliyorum. Hemen yeni menü ekleyelim. Yeni menümüz şu. Hemen üst menünün bulunduğu yerde. Buraya hakkımızda yazalım. Tabii önce
türünü seçeceğiz. Türümüz tek makale. Tek makaleyi seçiyorum. Tek makaleyi seçtikten sonra şuradan önceden oluşturmuş olduğum makaleyi seçiyorum arkadaşlar. Nedir önceden oluşturmuş olduğum makale? Kategoriler içerisinden, genel site içeriğin içerisinden hakkımızda makalesini seçiyorum. Bakın o makaleyi seçtim. Menünün başlığına da hakkımızda yazdım. Kendisi otomatik olarak gelecektir. Kaydet ve kapat dedim arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya geldim. Diğer sayfaların birçoğunun, menülerin birçoğunun kaybolduğunu göreceğim. Dikkat ederseniz. Bakın sol taraftaki sadece bir menü haricinde ana sayfa ve hakkımızda geldi. Hakkımızda tıkladığım zaman biraz önceki kendi oluşturmuş olduğum makale içeriği geldi arkadaşlar. Burada içerik geldi. Şimdi burada bu temel bir menü. Burası üst menüydü. Burasını diskte yazan yerde sol menü diye adlandıralım. Şurada menü, şurada main menüye gelip main menü içerisinde, şurada menünün içerisine girelim arkadaşlar. Şu main menü yazan yeri de sol menü diye değiştirelim. Bakın şuraya sol menü diyelim başlığına. Yine main menü olarak kalsın. Kaydet ve kapat diyelim. Bakın üst ana menü sol menü diye karşımıza geliyor. Şimdi sol menüde ana menü, site haritası, alt şeylerle birlikte oluşturmuş. Bunları silelim. Fazlasını kaldırabiliriz. Biz ana menü yazmamıza rağmen, bakın şu dikkat ettiyseniz şurada this site diye karşımıza geliyor. Burada yine önemli bir şey size anlatmak istiyorum. Bakın burada şeyin kendisi, sitenin kendi takma ismi gelir home olarak. Bakın dikkat ettiyseniz burada this site diye karşımıza gelir. Yani tam olarak ismini değiştiremedim. Bunu nereden yapacağım? Bunu da eklentiler bölümünden modül yöneticisinden yapacağız arkadaşlar. Modül yöneticisinden. Modül yöneticisindeki şurada dikkat ederseniz hemen bir kontrol F diyelim. This site dersek bakın pozisyon 7'de bir this site olduğunu görüyoruz. Hemen buraya geliyorum. Şuraya this site yerine hızlı erişim diyelim. Dolayısıyla değiştirmiş olalım. Bakın pozisyon 7'de bir menü nereyle ilişkilendirilmiş? Bakın sol menüyle ilişkilendirilmiş. Gördünüz mü? Sol menüyle ilişkilendirilmiş olacak bir şey. Şurada seviye sayısını bir iki seviye arttırabiliriz. Kaydet ve kapat diyelim. Hemen şuradaki içeriğimizin otomatik olarak liste değil de farklı bir şey olduğunu, biraz önceki yazmış olduğumuz içeriğin geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Evet, hızlı erişim olarak sol menü karşımıza geldi. Buradan değişiklik yapabiliriz. Şimdi bir sonraki dersimizde kategorilerin listelenmesi var. Kategorilerin listelenmesinden bahsedelim. Bir de iletişim oluşturulmasından bahsedelim arkadaşlar. Bu haftalık derslerimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta yine kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar.